Torello 2650 çamurluklu sepetli 26 jant bisiklet, kutu açılış, inceleme, kurulum içeriğimize hoş geldiniz. Öyleyse hadi başlayalım. Bisiklet bizlere böyle ulaştı. Kutuyu açalım. Kutu açılışımızı da yapalım. Selesi, oturacağı, bisikletin ana gövdesi, direksiyon, çamurluklar, ön teker, arka bagaj, ön sepet, taşıma kaynaklı yamulmuş, lakin bu şekilde bastırarak düzeltebiliyoruz. Bursa'da üretim yapan bir şirketimiz. Bisikletin ana gövdesini kaldıralım ve dümenini geçici olarak yerine geçirelim. Bisikletin diğer parçalarını da takılacak yerlere dizelim. Bisikletin genel parçalarını ve aksamlarını görelim. Arka bagaj, arka çamurluk ve arka dişliği görüyoruz. Yan ayak, arka fren, ön dişli ve ön vites bölümü, sele, ön teker, ön frenler, ön sepet, ön çamurluk, sele ve pedalları görüyoruz. Diğer vida aksamı da bu paketin içerisinde. Dümen sıkıştırma bölümünü görüyoruz. Arka vites, ön vites düzeneği, taşıma kaynaklı oluşan çizikler. Burada da Dorello yazısını görüyoruz. Bisikletin dümeninin bu bölümünü şu şekilde yaparak bu deliğe sokuyoruz. Yükseklik ve alçaklığını ayarlayarak üstten alyan anahtar ile sıkıştırıyoruz. Bisikletimizi ters çeviriyoruz ve lastiği dönüş yönüne göre yerine yerleştiriyoruz. Sepet ve çamurlukları takacağımızdan bu bölümü elle sıkıyoruz. Kancalı pulları şu şekilde buraya takıyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Ön frenleri ayarlayalım. T40 ile beraber bunu söküyoruz. Şeklimiz şöyle. İçi boş olan tarafı yukarıda kalıyor. Altına koyuyoruz. Yine düz taraf üstte kalıyor. Bunu da böyle aşağıya bırakıyoruz. Sonra buraya sokuyoruz. Şu bombeli taraf içe bakacak şekilde sokuyoruz. Düz taraf dışarıda, yine boşluk tarafı içeride olacak şekilde sokuyoruz. Sonra dış tip somununu takıyoruz. Jantla papuç arasında 2 mm kadar mesafe bırakarak burayı eşit olarak sıkıştırıyoruz. Karşı papucu da aynı şekilde eşit olarak sıkıyoruz. Ön sepetin ve çamurluğun parçaları. Bunlar çamurluğun, diğer parçalar da sepetin parçaları. Çamurluğun parçalarını sepetin parçalarından ayırt edelim. Bunlar çamurluğun parçaları. Çamurluğun demir telini bu iki deliğe ortaladık ve bu parçayı şu şekilde üstüne yerleştiriyoruz. Bu parçayı da bu burmalı çivilere geçiriyoruz ve somunlarını takıp sıkıştırıyoruz. Ön çamurluğumuzu içten dışa doğru bu şekilde takıyoruz. Pul gelen malzemeler arasında yok. Bunu buraya takacağız ki bu böyle içeriye kaçmasın. Diğer taraftan da aynı şekilde pul koyarak somununu koyup sıkıştırıyoruz. Çamurluğu üstten taktık, sıkıştırdık. Şimdi çamurluğun bu tellerini bu tij uçlarına geçiriyoruz ve elle sıkıyoruz. Ön sepeti takmak için burayı tekrardan sökeceğiz. Çamurluk telinin bağlantı noktası. Şimdi pedallarımızı takıyoruz. Pedalı yuvasına sıkıştırma işlemini bu kertiklerden yapacağız. Pedalları takarken saat yönünde değil, saatin tersi yönünde, yani bu şekilde sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Sıkıştırma işlemini 16 anahtarla yapıyoruz. Diğer pedalı da yerine aynı şekilde takıp
sıkıştırıyoruz. Zinciri de dişlilere yerleştiriyoruz. Arka çamurlukların bu parçaları koyulmuş lakin sıkıştırma somunları koyulmamış ya da taşıma esnasında düşmüş. Bendeki burmalı çiviler buraya uygun lakin uzun. Uçlarını kesip buraya göre ayarlayacağım. Yani bu şekilde keserek böyle kısaltacağım. Bu burmalı çivileri penseyle sıkıştırarak ispiralle kestim. Lakin kesme işlemini somunu taktıktan sonra yapmanız gerekiyor ki kesim esnasında kapanan somun yuvaları somunu sökerken açılsın. Ön çamurluğu takar gibi de arka çamurluğun tellerini bu şekilde taktık. Maalesef bu bölümün de burmalı çivileri yok. Çamurluğu bu şekilde tekerin üstüne yerleştiriyoruz. Pul, burmalı çivi ve bir somun yardımıyla çamurluğun ucunu buradaki yerine tutuşturuyoruz ve sıkıştırıyoruz. Ve çamurluğun demir tellerini bu bölümlere sokuyoruz ve yine elle beraber sıkıştırıyoruz. Şimdi seleyi takacağız. Selenin bu borusunu bu yuvaya sokuyoruz ve şuralardan sıkıştırıyoruz. Bu şekilde tamam. Şimdi bunu buraya geçiriyoruz. Şimdi sıra bagaja geldi. Bagajın şu yan demirlerini aşağıdaki tijlere takacağız. Şu şekilde. Bagajın bu bölümlerini de selenin burmalı çivisine sabitleyeceğiz. Lakin bu açıklık fazla olduğu için burmalı çivinin uzunluğu burayı kavramıyor. Onun için burayı önce sıkıştırmamız gerekiyor. Penseyle olmuyor. Bununla da yapamıyoruz. Mengene ile beraber sıkıştırarak içe doğru alıyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi bu parçasını da koyalım. Sonra somununu takıyoruz. Evet, karşıladı. Şimdi sıkıştırıyoruz. Bagajın alt ayaklarını da bu tijlere takacağız. Şimdi burayı sökelim, oraya takalım. Tekeri tam ortalayarak sıkıştıralım. Evet, bu şekilde tamam, sıkıştırıyoruz. Bu arka çamurluğa üstten sabitleme için bir vida deliği delinmediği için bu burada sallanıyor. Şimdi çamurluğu buraya göre işaretleyeceğiz ve deleceğiz. Kutudan buranın vidaları da çıkmadı. Ve burayı deldik. Elimizdeki beşlik burmalı çivi ve somunla burayı da buraya sabitledik. Şimdi geldik ön sepete. Sepet tutucunun bu ok işaretiyle göstermiş olduğum tırnağını direksiyonu taktığımız bu yerdeki yuvasına yerleştiriyoruz. Bu parçanın delikleri sepetteki deliklere tam denk gelmezse pense yardımıyla hafiften oraya göre ayarlayabiliriz. Şimdi sepeti direksiyona takmış olduğumuz parçaya sabitliyoruz. Vidaları içten geçirdik dışa doğru. Ve şimdi iyice sıkıştırıyoruz. Bu somunu da 32 numarayla sıkıyoruz. Şimdi direksiyonu yerine takıyoruz. Kabloları ön tarafa alıyoruz. Ve dümeni tam ortaladıktan sonra Allen anahtar ile iyice dümeni sıkıştırıyoruz. Sepetin bu bölümlerini sıkıştırdık. Şuralarında çamurluğun tellerini takma mantığıyla beraber taktık. Şimdi buraları da sıkıştırıyoruz. Ortaya böyle bir bisiklet çıktı. Ortaya çıkan sonuç bisiklet bu. Bazı malzemelerimizi kendimizden temin ederek yaptık. Bazı yerlerini deldik. Sonuç olarak ortaya çıkan bisiklet bu. Bisikletin son halini şöyle yakından görelim. Sepet alttan bu şekilde, burayı da bu şekilde yerine yerleştirdik. Dişli bölümü, pedallar. Buranın burmalı çivisi ve somunu yoktu, biz taktık. Bu bölüm delinmemişti ve somunu, vidası yoktu, biz yaptık. Yine bu arka çamurluğun bu vidaları somunu yoktu. Onları da biz temin ettik. Arka dişliler
ve bu bölüm frenler, arka frenler, bunların da ayarları yapılacak. Tekerlerin de havaları vurulacak ve işlem tamamlanacak. Şu tür çizikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu oturacağı da şöyle bir oturacakla değiştirmek istiyorum çünkü sürerken rahatsız ediyor. Bu da Belderia bisiklet. Bunu da 3-4 yıl oldu kullanıyorum. Tech, Ümit Motor bisiklet olarak da geçiyor. Bu bisikletin de incelemesini, kutu açılışını, kurulumunu, denemesini sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Belderia'nın bagajı düz, bizim bagajımız ise oldukça eğimli arkadaşlar. Dorello'nun bagaj demiri tek ve ince. Belderia'nınki ise çift ve kalın demirden oluşuyor. Bunların orta düzey bisikletler olduğunu da belirtmek isterim. Bisikletin satıştaki hali, bisikletin gerçekteki hali, lastik bilgileri, lastiğin hava basıncı, bisikletin son hali. Bu ayakları şöyle yaptığımız zaman şöyle yerine oturmuyor. Bunun için bunu şöyle yukarıya basıp şu şekilde öyle getirmek gerekiyor ki şuraya şöyle oturup burayı kavrasın. Hangi boya kaç jant bisiklet uygundur çizelgesi? Faydalı olduysa beğenerek, abone olup bildirimleri açarak, paylaşarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.